Geldik şimdi arkadaşlar mono klonal antikorlara. Buradan artık sorular çok fazla gelmeye başladı. Eskiden çok az olan bu ilaçların listesi her geçen gün genişliyor. Textbook'ta da en fazla genişleyen hacme sahip olan kısım burası. Buradan bayağı bir soruya aday kısım var. Çünkü soru sormak basit. Spot bir soruyu bile çok rahat sorabiliyorlar. O yüzden buraya biraz daha sizden dikkat rica edeceğim. Son sınavda da buradan 3 tane soru geldi. O yüzden dikkat etmenizi rica edeceğim sizden. Şimdi arkadaşlar pek çok ilaç gelecek. Bunlara kabaca tepeden bakarsak ufak bir adlandırma için ipucu vermeye çalışacağım. Tüm ilaçlarda çalışmayacak ama büyük kısmında çalışacak bu adlandırma. İsminde Li geçenler immün modülatör olacaklar. Konuşmuş zaten bunu. Basiliximab, Daclizumab hatırlarsak bunlar neydi arkadaşlar? İmmün süpresif azalanlardı kendileri. İnterlokin 2 reseptörünü CD25'i inhip ederek T hücresinin ve B hücresinin neyini engelliyordu? Aktif olmasını engelliyorlardı. Ki geçenler interlökin demektir bunlar. Interlökin ile alakalı olanlar demektir. Aldözlökin, denilökin. Bunlar ikisi de interlökin 2'ye hedefleyen arkadaşlarımız. Devam. Es geçenler hedefin kemik olduğunu, skeletal kemik olduğu anlamına geliyor. Denosomop ve odanasatip. tipi. Tamam. bunlar kemikle alakalı olduğu anlamına geliyor. Sept olanlar tuzak reseptör demek. Tuzak reseptör kavramı birazdan daha iyi izah etmeye çalışacağım anlaşılsın diye. Afliversept, Etener sept. sept. varsa bu neymiş? Tuzak reseptörmüş. Tamam. Güzel. Devam ediyoruz. Nip varsa en önemlisi bu. Bu sizi bayağı bir kurtaracak. Bunlar nip geçenler tirozin kinaz inhibitörleri. Yani alt taraftaki kinazı inhibe edecekler. Bu tuz torularını büyük kısmını kurtarıyor sizi. Nip varsa bunlar bizim için neymiş? Kinaz inhibitörleriymiş. Kinazın mantığını birazdan izah edeceğim mantığını. MAP geçenlerde mono Konola antikor demek. Mono antibody demek. MAP. Trans tuzu MAP. Avele MAP gibi MAP geçiyorsa bu da monoklo antikor demek. Tamam. Şimdi bu MAP'ları ve bütün ilaçları anlatmaya başlayacağım. Öncelikle temelleri kuralım. Bunu anlarsak geriye kalan ilaçlardaki ezber yükünüz azalıyor. Konunun en azından mantığını anlamak ezberlenecek ilaçlar için ezber yükümüzü sadece ilaçların ismini ezberlemeye harcamamızı sağlıyor. İnşallah yakın zamanda çok daha farklı kısaltmalar, buldukça da onları da ekleyeceğim ben slaytlara. Şimdi başlayalım öncelikle mekanizmalarına. Hücre G1'de uyku anında dinlenme anında beklerken eğer büyüme ile alakalı sinyaller çoğalırsa hadi çoğal hadi çoğal diye grow faktörler çeşitli stokinler gelirse hücre G1'den S'e ilerler. S de yani sentezis fazında anne DNA'dan yavru bir tane DNA yapılır. Soru Replikasyon yani anneden yavru DNA yapma nerede olur? Cevap S fazında çıkmış. Sınav sorusu yine çıkacaktır. Tamam mı? O zaman hücre G1'den S'e geçerse ilerlediği zaman çoğaldığından dolayı G1 etkisi önemli. İşte buraya bizim meşhur retinoblastom protein ayağını basar ve fren gibi tutar. Her an bu freni tutuyor. RB dikkat defosfoli haldeyken aktiftir. Defosfoli. Fosfatı yokken yani ve buraya ayağını basar fren gibi burayı kontrol eder. RB eğer buradan bir şekilde dikkat Ayağını kaldırır da, freni kaldırırsa hücre giyebileceğine S'e geçer, 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 geçer. Çok fazla çoğalır ve kanser meden eder. Retinoblastom protein defektinde açığa çıkan, mutasyonu açığa çıkan, çok çoğalma açığa çıkan kanser kim? Retinoblastoma osteosarkoma sınav sorusu. Kemik kanserlerinden osteosarkom, gözden oftalmik kanserlerden kim? Retinoblastom, tamam. RB aynı zamanda E2 fiyatı verilen... DNA'nın çoğalmasını çok hızlı çoğalmasını sağlayan bir faktörü sıkıca yapıştırır ve onu bırakmaz. Bıraksa normalde gidecek ve DNA'nın çoğalmasını sağlayacak. Dolayısıyla RB ne yapıyor? G1'i eskisinde kontrol ediyor. Süper. Şimdi bu fizyolojik durum. Normal şartlar altında fizyolojik durum normal olduğu durumda şöyle bir şey yapalım beraber. G1'e biraz beraber büyüme hormonu, büyüme stokinleri gönderip olayı çoğalttırmaya çalışalım beraber. Dışarıdan hücreye büyüme stokinleri geldiği zaman, büyüme sinyalleri geldiği zaman bunlar örneğin vascular growth faktör büyüme sinyali, NGF nerve growth faktör, her iki epidermal growth faktör, fibroblast growth faktör bu sinyaller geldiği zaman dikkat sinyaller reseptörüne dokunduğu anda reseptör dimerize olur, bir araya gelir ve tirozin rezidüleri Tirozin kinaz fonksiyonu sayesinde iş yapmaya başlar. Yani reseptörün stöpülermak ucunda bir tirozin kinaz aktisi var kinazlar hatırlayın biyokimyada ne yaparlardı? Fosfat kopartırlar. Kimden? ATP'den. ATP'yi ADP yi yıkınca bu enzim, şu gördüğümüz alt domaindeki tirozin kinaz, açığa çıkan fosfatı kendi üzerine alır, üzerine fosfatlara doldurur. Niye dolduruyor? Bu fosfatları alır arkadaşlar. Stoplamada dağınık halde gezen inaktive proteinlerin bir kısmını yanına doğru çekip fosfatları bunlara verir. Bunlar fosfatlandığında aktif olur bu protein ve ne oldu bak yeşillendi, aktiflendi aktiflen de fosfatlandığı zaman artık üstüne bir tane fosfat var. Bu fosfat ile koşar bambaşka bir proteine. O birine verir, o birine pek çok farklı şeyler akabilir. Her kanserde farklı farklı proteinler fosfatlanır. Umurumuzda değil. Önce genel tepeden bakıyoruz. Sonra gider en sonunda bunu cyclin D de CDK4-6'ya verir. Bu da getirir arkadaşlar retinoblastomun yanına. Retinoblastom dikkat ederek defosforlu aktifti. Fosfatını buna verince arkadaşlar Rb fosfor olur. Yani inaktif olup ayağını kaldırır. İnaktif olan Rb ayağını kaldırınca ne olur arkadaşlar? Hücre G1'den S'e geçer. Geçti. Aynı zamanda inaktif olan Rb E2F'yi bırakır. E2F de gider. DNA'nın hızlı çoğalmasını sağlar. Çoğalır 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 ne olur arkadaşlar? Kanser Anlaşıldı? Yani hücre çoğalır. Bu kontrolsüz olursa ne olur? Tabii ki kanser olur. Normal fizyolojik şartlarda çoğalma böyle oluyor. Ama çok hızlı olursa kanser olur. İşte demiş gibi bilim adamları biz ne yapalım? Örneğin tutalım bu stoplermik uçtaki tirozin kinazı inhibe edersek ne olur? Sinyal baştan kesilir. İlerleyemediği için RB ayağa kaldırmaz. Çoğalma olmaz. İşte tirozin kinazı etki edenler isterse bu yüzdeki arkadaş FGF olsun. isterse EGF olsun. EGFR. isterse FGFR reseptör diyoruz ya. İsterse VEGFR fark etmez. Hepsinin ucunda ne var? tirozin var. Bunların hepsini inhibe eden arkadaşlarının adını boş ver. isine geçecek? Nip geçecek. Nip, imatinip, pozatinip gibi nipler geçecek. Tamam? Devam. İkinci grup ajanlar bu reseptörün ekstraselüler alandaki yüzündeki direkt sinyal moleküllerin dokunacağı noktayı kapatacak şapka gibi ve sinyal moleküllerin buraya bağlanmasını engelleyecekler. Havada yakalayacak bunu. Kim bunlar diye bakarsak bunlar da bizim mablarımız. Mabla bitenler bunlar da tamam. Devam. Son olarak üçüncü bir grubumuz daha var arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Bunlar aslında boş bir reseptör. Yani hiçbir fonksiyonu yok. Stoplenmek ucuna bakıyorum. Herhangi bir tirozin kinaz var mı burada benzin? Hiçbir şey yok. Bunlar ne yapıyor? Sinyal molekülü buraya bağlanacağını geliyor buraya. Buraya bağlandığı zaman aşağı iç kısmında herhangi bir enzimatik aktif olmadığı için şelale başlayabiliyor mu? Başlayamıyor. Yani tuzak kuruyor oradaki moleküle. Bunlara tuzak reseptörü dönüyor. Bunlar da septle bitiyor. Etenar sept Afliber, sept. set de bitenler de bunlar. Tamam Güzel. Hadi bakalım devam.